Montenegro'ya giriş yapıyorum ama inanılmaz bir sıra var. Ve öne geçtim ama böyle şey tip tip bakıyorlar çünkü muhtemelen böyle 5-6 saattir falan burada bekliyorlar. Yani bugün günlerden ne? Ha, pazar, millet tatile gidiyor ya da dönüyor, bilmiyorum. Teras Montenegro'nun en güzel şehirlerinden biri. Hava çok sıcak, gezmeye çalışacağım. Bir bakalım. Aslında Teras'ı gezmek istiyorum ama bir sıkıntımız var çünkü hayvan gibi kalabalık, çünkü bugün pazar. O yüzden Kotor'a devam edeceğim. Montenegro'ya geldim. Kotor'da bir villaya yerleştim. Burası şey, bir abi işletiyor ve inanılmaz keyifli bir yer. Yani aslında şey, bakıma ihtiyacı var ama ben çok beğendim. Çünkü yaklaşımı çok çok güzel. Kahve ısmarlayayım mı sana, ben ödeyeceğim dedi. Olur dedi. Türk kahvesi geldi. Bayağı böyle bir Türk kahvesi. Allah'ım çok mutluyum. Hazırsanız Kotor gezisi başlıyor. İlk Kotor'a gelişim 8 sene önce Norveç turunda KTM Duke 200'deydi. Sonrasında büyük motorlarla da geldim. Aynı yere park ettim yani yıllar sonra. Burada aslında kale kapısı var ve kale kapısından giriliyor Kotor'un merkezine. Motoru güvenli bir şekilde buraya herkes park ettiği için ben de park ediyorum. Yani burada da ceza yiyeceğimi düşünmüyorum. Gezmeye başlıyoruz. İşte böyle bir kapısı var ve gireceğiz. ...166 yılında yapılmış burası. 2016'da restore edilmiş. Bak şuraya tırmanmışlar, görüyor musunuz? Oraya tırmanmıştım eskiden. Yani şu an hava çok sıcak. Ama belki yarın da buradayım, belki tırmanabilirim. Üç aydır yoldayım. Fazlasıyla yorulmuştum. Şöyle bir şey var, bazı videolarda enerjim çok düşük çıkıyor çünkü gerçekten hem yorgunum hem şehrin verdiği etkiler. Burada neden güzel yani? Yorgunum, yine yorgunum. Çünkü şehrin enerjisi güzel. Ve böyle ara sokaklardan kocaman meydanlara çıkıyorsunuz. Aslında kocaman değil de kocaman. Kotor'un göbeğinde böyle bir kafeye girdim, standart. Allah'ım, Türkiye'ye yaklaştıkça omletler var. Salata fiyatları 9-10 euro, 11 euro. Makarnalar. Kuzey İtalya'ya göre fiyatlar güzel. Balıklar 16. Bak, pizza İtalya'dan ucuz. Birazcık canım sıkılmaya başladı. Çünkü şu an oteldeyim, Karadağ'dayım. Ama yarın otel rezervasyonu yapmıştım. Kosova'ya geçecektim. Fakat savaş haberleri çıktı. Sınırların kapatıldığı söyleniyor. Tamam kuzeyde ama yani beni de etkileyecek bir şey var mı bilmiyorum. Kosova ile Sırbistan'ın arasısı karıştı diyorlar ve ben yarın Kosova'ya geçeceğim. Ne yapacağım? Durum böyleymiş.
Gideceğim rotadalar. Rotada bir şeyler oluyor. Şuradan girecektim. Yarınki rezervasyonum Prizren'de. Bakalım. O değil de buradan da uçaklar geçiyor. Yakın Sivye mi? Günaydın Karadağ'dan. Neler oldu ya? Yani Sırbistan'la Kosova karıştı ve benim normalde bugün Kosova'da olmam gerekiyordu. Fakat o kadar fazla mesaj aldım ki işte gitme Gülşah, yapma Gülşah. Aslında Prizren çok güneyde kalıyor ama evet haklısınız siz de, çok fazla risk var. O yüzden bir gece daha Karadağ'da kalıyorum ve burayı gezeceğim. Şimdi Porto Montenegro'ya gidiyoruz ve Tivat çevresinden dolaşacağız. Bakalım. Ve yine motivasyonum o kadar kırıldı ki sanırım yarın Ohri'de kalırım. 350 kilometre daha önce hiç yapmadım. Motor yani Vespa ile yapmadım. Ve sonrasında da dönerim diye düşünüyorum. Abi çünkü çok yoruldum ve çok fazla sıkıntı çıkıyor ya. Anlamadım yani. Ve Porto Montenegro'dayız. Gerçekten. Çok güzel. Önce şu tarafa yürüyelim. Şimdi şöyle bir şey var. 8. ülke Montenegro ve ilk defa bana el sallayanlar, korna basanlar ve yol yapanlar var, verenler var. Yani çok anlamadım neden. Bence bir sebebi var. Avrupa'da ünlü mü olduk? Kotor bir körfezden oluşuyor. İşte Tivat bunlardan bir tanesi. Normalde işte bir üçgen çizmiş şeklinde. İstediğiniz yerlerde hem denize girebiliyor hem de muhteşem manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Burası Tivat'ta. Marina'nın orada insanların denize girdiği keyifli bir yer. Tivat'ın portunda, Porto Montenegro'da kahve içtim ve size gelen fiyatı göstereceğim. 1.70 yani fiyatlar çok iyi. Bir gece daha mı kalsak? Dün o yoldan gelmiştik şöyle. Burası Perast. Burada da farklı açıdan baktığımız diğer adalar var. Kotor'da büyük bir uzun bir kahve molası verdim. Ardından Budva'ya geldim. Çünkü Kotor'daki halk plajını çok sevmedim çünkü çok küçüktü. Şimdi burada bakacağız. Ve Budva. Motoru yine dandik bir yere park ettim abi. Ne zaman güvenmesem sıkıntı çıkıyor. İnşallah sorun çıkmaz. Burası plajlara çıkıyor herhalde. Rüzgar var. Burası halk plajı. Havlunu Seryat. Şurada da bir beach var. Acaba internet var mı orada? Maalesef Budva'da her yer tıklım tıklım. Çok normal yani. Ama benim gibi denize girmekten nefret eden biri bir de böyle bir kalabalıkta tabii ki asla girmiyorum. Yani evet sinir bozucu ama tuzu sevmiyorum. Yani tamam manzarayı izliyorum gittiğim zaman. Girersem de akşam üstüne bir kere giriyorum. Onun
dışında hemen çıkıyorum. Böyle. Havuza da girmiyorum. Serinlemek için atlayıp çıkıp hemen duş. Şampuanlı duş. Budva'yı gezdim. Yani gezdim dediğim plajlara baktım. Sonra da bir restoran buldum. Bizdeki ev yemekleri gibi. 6.80. Gayet iyi. Günaydın. Harika bir sabah benim için. Çünkü güzel şeyler oldu. Instagram'dan bir abimle konuşuyorduk. Kosova'da yaşıyormuş. O Karadağ'da bir Türk'ün otelinin olduğunu söyledi. Ulcin'de. Şimdi oraya gidiyorum ama doğal parkı gezerek gideceğim. Hava çok sıcak. Sanırım Çetinye'ye doğru çıkarken dağa çıkacağım için serinler diye düşünüyorum. Felaket bir hava var. Bugün yani sohbet edebileceğim uzun zaman sonra birileriyle. Bu otel de çok güzeldi. Villa Venesa. Kotor'a 5 kilometre uzaklıkta bu keyifli villa gerçekten. Hem ucuz 35 euroya kaldım hem de çok güzel. Şöyle çevirelim. Evet, bugün Kotor'un Serepnite virajlarını yapacağız. Sonrasında da Ujin'e gidiyorum. Ve burası tırmanıştaki o muhteşem virajların olduğu yer. İnanılmaz bir manzarası var. Ve böcekle birlikte gördüğünüz gibi tırmanmaya başlıyoruz. Buradan Lovjan Doğal Parkı'na gideceğiz. Balkanların en güzel rotasında benim için Serepnite virajlarındayım. Gerçekten buranın manzarası inanılmaz ve yol çok güzel. Yani burayı tavsiye ediyorum. Bir de Ohri'de var bir yer. Yani ikisi de motosiklet kullanmak için efsane. Oraya da gideceğiz tabii ki. Manzara gerçekten çok iyi ya. Evet, yolculuğun artık sonlarına yaklaşıyoruz. Balkanlar rotasındayım. En sevdiğim ülkelerden birindeyim. Balkanlar'da, Karadağ'dayım. Yaklaşık 2 gündür buradayım. 2 gün daha kalacağım. Ama arkamdaki manzaranın güzelliğine bakar mısınız? CC olması asla bir sıkıntı yaratmadı. Yani evet, zaman zaman çok yavaş gittik. Ama zaten buradaki amacımız küçük CC ile de gezileceğini gösterirken hem de yavaş yaşamak. Yani manzaranın tadına varmak, doğanın keyfini çıkarmak. O yüzden ben küçük CC'yi tercih ettim. Bugüne kadar hep büyük CC ile seyahat ettim ve her zaman işte viraj yapacağım, şöyle gazlayacağım klasik Türkiye'deki mantıkla. Öyle bir şey yok ama yani bu çok keyifli. O yüzden daha önceki videolarımda da söylemiştim. İşte büyük motosiklet almak için çalışıyoruz. Sonra o yeri geliyor, ona koyacak benzinimiz olmuyor. Ya elinizde hangi CC motosiklet varsa, yani ne olduğu, hangi marka olduğu, kaç model olduğu gerçekten hiç önemli değil. Bu Türkiye'deki en büyük önyargılardan biri. Yani yola çıkın, yani motosikletinizi büyütmek ve daha yenisini, daha büyüğünü almak için uğraşmaktansa o parayı kenara koyun ve keşfetmeye çıkın. Bu Türkiye olur, Türkiye dışı olur, her yer olur. Biz keşfettiğimiz sürece varız. Yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir var ya, yani Hırvatistan'ın parasının kun olduğunu bana kimse, yani bunu kitaplarda öğretemez. Ama burayı gezdiğim için biliyorum. İşte Slovenya'nın başkenti Ljubljana, abi bunu kitaplarda anlatsınlar, saatlerce anlatsınlar. Bana öğretemezsiniz. İşte Avusturya'da deniz yok ve insanlar yaz sezonunu göllerde geçiriyor.
Wörthersee Gölü. Muhteşem bir göl. İnsanlar orada kano yapıyor, yüzüyorlar. Bunları gördüğüm için, gezdiğim için görebildim. Ne yaptım? Büyük CC bir motosiklet alabilmek için aylarımı, yıllarımı verip para biriktirip gidip onu almadım. Büyük bir CC motosikletimi sattım. Onu yatırım aracı olarak kullandım ve küçük CC ile çıktım. Yani bu çok daha eğlenceli. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten benim düşüncelerim bu manzaradayken böyle, buraya da böyle bir es bırakmış olayım. Çünkü yolculukla ilgili çok fazla bir şey paylaşmıyorum yani. Küçük CC olması ya da ne hangi motorla kaç CC ile gittiğimle ilgili böyle bir dipnot. Korkuyorum, arkadaki bana bakıyor. Nasıl geçeceğim? Kalbim var ya, nasıl atıyor? Biri gelir mi acaba? Ya beni devirirlerse? Hello. This is the entrance national park. It's paying 2 euro per person. Kaç? 2 euro. 2 euro. Yeah. Eskiden bu yoktu. Evet, burası Karadağ'ın en yüksek yerlerinden birisi. Çok güzel bir manzarası var. Ve kalabalık. Şöyle tepeye çıkıyor. Buraya işte 8 sene önce mi geldim, ne geldim? Hatta biri vardı, yolda tanışmıştık. Kimdi o ya? Turgut diye isimliydi ya. İlk geldiğimde bu restoran yoktu. Sadece merdivenler vardı ve aşağıda bilet alınmıyordu. Sanıyorum ki şimdi aldığımız o 2 euroluk bilet buraya girmemizi sağlayacak. Eğer sağlamazsa zaten sıkıntı büyük. Ve sağlamıyor. Diyor ki 5 euro 2 euro student. 2 euroyu niye verdik? Çok saçma. Çıkmıyorum oraya. 5 euro büyük para. Ne mağara falan vardır. Ne zamandır yürüyüş yapmadığımı fark ettim. Yani İtalya'da çok yürüyordum da buralarda pek yürümüyorum. Hava biraz sıcaktan dolayı, nemden dolayı galiba şey tam gözükmüyor ya. Çetinye'ye gidiyoruz. Sonrasında Urzin'e gideceğiz. Az kaldı, 70 kilometre falan. Şu taraf Budva. Budva'dan çıkıp yol üzerinden geldiğimizde Stevi Stefan'ı görüyoruz. Buraya sadece yürüyüşle gidilebiliyor. Normalde bir tane de Dubrovnik'te vardı. O geride kaldı. Mesela Dubrovnik'tekini sadece otelde kalırsanız gidebiliyorsunuz. Buradakine giriş var diye biliyorum. Moskva ile radara giren tek ben varım.
radar yedik. Bunlar. Yine bitik bir Gülşah. Yol çok güzel fakat inanılmaz sıcaktı. Yani Pogradiç'a gerçekten şey, böyle Ankara'nın sıcağı gibi bir sıcak var. Haşlanıyorsun. Mahvoldum yani. Şu an kendimi bir benzinciye zor attım ve durdum. CC bir motosikletle yola çıkmanın en zoru gerçekten uzun tırları sollamak. Çok iyi planlama gerektiriyor. Çünkü upuzun düzlükler gerekiyor sizin onu sollamanız için. Motosikletim düz yolda 90 yapıyor ve önümdeki tır yaklaşık 70 kilometre ile gidiyor. Yani ben onu sollamaya çıktığımda aslında o da gitmeye devam ediyor. Ve benim için gerçekten böyle 1-1,5 kilometrelik bir düzlük gerekiyor, aracın olmaması gerekiyor ve bir saniye bile geç kalmadan sollama hamlesini yapmam gerekiyor. Gerçekten bir saniye o kadar önemli ki. Bu gezide en zorlandığım yol gerçekten bu tırları solladığım şeydi ama sıkıntı yok. Berhane'ye geldim. Yani böyle şey şiveli gibi söylüyorum çünkü nasıl söylenir bilmiyorum. Ama Karadağ'ın bu kadar kuzeyine neden geldim? Onu konuşalım bence. Çünkü Kosova'dan çok fazla mesaj aldım ve bu kadar yakınken gitmemezlik yapamam diye düşündüm. O yüzden yarın Priştine'ye geçiyorum. Ertesi gün Prizren'e geçiyorum. Ya olmaz, ayıp yani. Kırmak istemedim kimseyi. İnanılmaz yorgunum. Sıcak. Bugün beni öldürdü. Ama yılmak yok. Yarın Kosova'dayım. Bakalım neler olacak. Savaş falan var diyorlar ama çatışmalar. Sanmıyorum ya, bitmiştir. O zaman Karadağ bölümünü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bölüm Kosova'da olacak. Görüşürüz.